Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz Ali Atman olacak. Ali Atman'la birlikte gündeme dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Kendisi en son... Son olarak kendisi Haziran ayında görevinden ayrıldı. Alman ekibi Palermo'da sportif direktör olarak görev almıştı. Şu an hattımızda konuğumuz Ali Atman. Ali Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Selamlar. Herkese selamlar vatanımıza. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. Rica ederim her zaman. Özellikle Almanya'da önemli bir başarı elde ettiniz. Alt liglerden Bundesliga'ya uzanan bir yolculuk vardı. Bununla başlayalım isterseniz. Haziran ayında görevinizden ayrıldınız. Süreç nasıl gelişti? Şu anda neler yapıyorsunuz? Durumlar nedir? Ben SC Paderborn 4 senedir ben görevdeyim SC Paderborn'da. Evet. Ve o zaman da 4. ligdeydik biz. Pardon, 6 senedir görevdeyim ama 4 senelik bir serüvenim var. 4 senelik serüveninde biz 4. ligdeyken şu anda Eintracht Frankfurt'un sportif direktörü Markus Kroche, yakından bilir dinleyicilerimiz de, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı çok istemişti. Benim o zaman sportif direktörüm ve Martin Pürsansiyon ile beraber biz göreve başladık ve belli bir plan ve proje doğrultusunda hareket edeceğimizi söyledi ve gelmek istediği noktayı söyledi bize. Tabii ki biz de 4 sene içinde üst üste koyaraktan 1. Bundesliga'ya çıktık. O zamanki şu anda FC Köln'ün teknik direktörü Baumgart, Stefan Baumgart da 5. lig teknik direktörüydü. Ve onu o zamanlarda göreve getirmiştik biz. Çünkü belli bir filozofisi vardı ve oynatma taktiği vardı. Ve evet. 4. ligdeyken biz 5. ligdeki teknik direktörü aldık ve 4 sene bizi üst üste şampiyon yaptı ve 1. Bundesliga'ya kadar çıktık. Tabii çıktığımız sene aynı şekilde tabii ki düştük geriye. Biz o bütçelerle tabii ki baş etmemiz çok zordu 1. Bundesliga'da. Yani düşünün, bir Lewandowski'nin 20 milyon artı bonuslar, 25 milyona ulaşan bir maaşı vardı. Biz futbolcularımıza 30 bin 40 bin euro net maaş veriyorduk. Yani 500 bin euro tekabül ediyor dolayısıyla, ama sahada başa baş mücadele ediyorduk tabii ki. Bu 4 sene içinde transfer bütçemizin sıfırdı ve biz bu 4 senelik serüvenin sonunda 15,5 milyon euro kar yaptırarak ben kulübe çok güzel bir başarı elde etmiştik. Ve tabii ki şu anda görevden ayrıldım. 2-3 tane teklifim var. Ama çok da acele etmemekte fayda görüyorum. Şu anda çok yoğun bir zamanım benim. Ondan dolayı şu anda azıcık dinlenip de Bundesliga'nın ve ailemin keyfini çıkarmak istedim şu an için. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Atman. Sohbetimiz devam ediyor. Ali Bey, özellikle Almanya ve Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeler de yaşanıyor. Bunları da size soracağım hemen. Kontrol ediyorum sorularımı. Özellikle her iki ülke arasında futbol anlamında son günlerde gündeme gelen bir gelişme. Serdar Dursun, kendisi Almanya'da da oynamıştı. Almanya'da çeşitli liglerde oynadı. Serdar Dursun için Fenerbahçe'yle sözleşmesi devam ediyor Serdar'ın. Serdar için Schalke 04 iddiası var. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Var mı bir gelişme, somut gelişme, konuyla ilgili araştırma yapma imkanınız oldu mu? Çok araştırma yapmama ihtiyaç yok. Çünkü hemen size şunu söyleyebilirim ki Serdar Dursun'un işi Schalke 04'de olmaz gibi bir şey şu an için. Sebebini size söyleyeyim. Zaten Simon Terode'nin yedeği var bir tane. Yedeğinin yedeği de var bir tane. Dolayısıyla da ikisi de aynı tip santrfor olduğu için
İkisinden birisi de şeyde oturmak zorunda kalacak, yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacak ve Simon'u hayatta yedek kulübesinde oturtmazlar. Dolayısıyla da yeteri kadar da santrafor alternatif olduğu için şarkıda belki çok zor ilgi görüyor. Augsburg ilgileniyordu onlarla, FC Augsburg. Ama onlar da şu anda durdurdu görüşmeleri. Şimdi Serdar'ın menajerlik şirketi Rogon. Rogon almaya da çok faal, çok etkin. Fenerbahçe'de de çok etkin. Ve futbol piyasasının çok normal sözleşmesi bir sene, iki sene öncesinden hemen bir kulüp aramaya. Çünkü kulüpler de bu işten para kazanıyor. Ve menajerler de tabii ki bu işten para kazandığı için arayışlar olması çok çok normal. Yani Fenerbahçe'nin de para kazanmak istemesi Serdar'dan çok normal bir davranış. Ve Rogon'u da almaya da çok etkin. Mutlaka ona bir kulüp arayacaklardır, bulmaya çalışacaklardır. Olur mu olmaz bilmiyorum tabii ki. Ama ve lakin Serdar'ın şu anda Schalke veya Augsburg transferi olmaz gözüyle bakıyorum ben. Gelelim gündemin bir başka konusuna. Yine Fenerbahçe ile ilgili. Arda Güler'le ilgili Bayern Münih iddiası var. Dar sınır iddiası gündeme geldi. Bayern Münih'le yetkililer Arda Güler'le ilgileniyor mu? Araştırma yapma imkanı buldunuz mu bu konuyla ilgili? Salim'ciğim, ona da gerek yok araştırmaya. Hepsini biliyorum. Kendim de birebir şahidim. Arda ile şu an dünya ilgileniyor. Evet. Dünya ilgileniyor. Yani böyle bir yetenek çok az çıkar. Ve inanılmaz bir yetenekti. Tabii ki şimdi burada Fenerbahçe'nin çok büyük bir hatası var. Gencimizi oynatmıyor. Yani herkes, yani şimdi geçen gün bir maçını seyrettim ben Fenerbahçe'nin. Ve topu kaptırdı ve 40 bin seyirci alkışlıyor topu kaptırdığı halde. Yani bir tek bizim ülkenin 80 milyonu değil de Avrupa'nın da göz bebeği. Her kulüp kendi kulübünü görmek ister Arda'yı. Ama ve lakin siz oynatmazsanız bu çocuk gelişmez. Bu çocuk tecrübe kazanmaz. Yani saklarsanız bir sene daha kalsın, işte şu kadar para gelsin kulübe, bu kadar euro girsin kulübe derseniz tabii ki bu genci de kaybetmiş olursunuz. Yani şimdi Barcelona'da olsa Arda, Barcelona altyapısından yetişmiş olsa, A takımı olsa dünya konuşur. Dünyaya hemen pazarına girer, transfer görüşmeleri başlar, çalışmaları da başlar. Ama hem oynatmıyorsunuz hem de geri çekiyorsunuz, isteyene de vermiyorsunuz. Çünkü en çok isteyen bunu Borussia Dortmund Almanya'dan. Ama sizin hani böyle bir set çekerseniz önüne transfer görüşmeleri açısından o zaman tabii ki kalır. Hiçbir şeyde ilerleyemezsin. Emin olun Arda Avrupa'da olsa dünya basından düşmez. Ama siz dünya basınına oynatmayaraktan, oynatmıyorsunuz diye dünya basını size yazıyor. Bu çocuğun hiçbir eksiği yok. Yani çok özür dilerim ama benim bu görüşüm tabii ki ben küçük Sergen olarak inanılmaz yetenekli bir genç. Evet. Bu oynaması lazım. Bunu piyasaya çıkarmanız lazım. Siz az önce Borussia Dortmund dediniz. Borussia Dortmund'un resmi teklifi oldu mu? Resmi teklifi geldiler mi? Yani İstanbul'a bile geldiler. İstanbul'a da geldiler. Yani birebir de görüştüler. Yakın zamanda mı oldu peki Ali Bey? Yok. Bu oldu. İki ay olmuştur. İki ay rahat olmuştur. Evet. İstanbul'a da geldiler. Ama siz buyurun. Tabii ki. Tabii ki önüne set çekiyorsunuz ama yani transferin önüne set çekiyorsunuz. Belli bir kriterlerinizi koyuyorsunuz. Yani onda kriterlerinizde sabit kalıyorsunuz. Bakın Rıdvan Yılmaz olayı da aynı şekilde. Marcus Köşe resmi bir şekilde resmi yazılı teklifini gönderiyor Beşiktaş'a. Beşiktaş daha da uzatıyor mevzu ve Rıdvan aynı taraftan transfer olmuyor. Dolayısıyla azıcık gevşek davranmak gerekiyor. Ne kadar çok Avrupa'ya futbolcu satarım ona bakmanız gerekiyor. Doğru. Yani bu çünkü bu sirkülasyon işi. Şimdi 6,5 milyon euro farzı misal Arda'dan geldi. Bunu kalkıp da bonservis vererekten
çok özür diliyorum pardon, Rıdvan Yılmaz'dan geldi diyelim. Yani Arda'dan 30 milyon euro geldi, 50 milyon euro geldi diyelim. Bu parayı kalkıp da 30 yaşında Avrupa'dan başka bir futbolcu getirirseniz bu parayı heba etmiş olursunuz. Yani gene yeni Arda'lar yetiştirecek, yeni Arda'lar keşfedecek hamleler yaparsanız bu sirkülasyon devam eder. Çünkü Türkiye'de çok kötü bir pazar değil. Yani herkesin tabii ki burada gözü üstünde. Avrupa'da yokuz, milli takımda yokuz, işte futbolcu transfer ettiremiyoruz, ihracat edemiyoruz belki Avrupa'ya, ama gene de bakıyorlar, burayla ilgileniyorlar. Burada scouting, yani Almanya'daki scouting departmanlarının hepsi Türkiye'yle ilgili bir en az iki tane adamı var yani Türkiye'de. Onlar emin olun bizden daha çok karış karış biliyorlar Türkiye'yi. Yani sizin orada bildiğinizden daha çok biliyorlar. Bunu ama menajerler veya işte herhangi bir yöneticiler vasıtasında değil de kendileri gidip görerekten, takip ederekten, maçları da, antrenmanları da gizli gizli takip ederekten oluyor bunlar. Yani bir takip var oyuncularla ilgili, Türkiye'deki oyuncularla ilgili. Özellikle de son dönemde Emirhan da mesela Torino'ya gitti, bunu da söyleyelim. Emirhan da Torino'ya gidiyor, bunu söyleyelim. Hemen. İnşallah daha çok olur ihracatımız futbolculardan, ki ismimizden daha çok söz ettirelim. Bir de doğru kullanılsın gelen bonservisten para. Daha çok futbolcu yetişsin de gitsin yurt dışına. Özellikle tepki vardı Beşiktaş yönetimine. Emirhan'ın 4,5 milyon euroya serbest kalma maddesi eklendiği için sözleşmesine. Emirhan'da sözleşmede 4,5 milyon euroluk bir serbest maddesi vardı. Torino bunu kullandı. Yarın da oyuncu Torino ile resmi sözleşme imzalayacak. Bu transferle ilgili yorumun nedir Ali Hocam? Neler söylersin? Zaten kötü bir para mı 4,5 milyon euro? Ama Beşiktaş taraftarının ciddi bir tepkisi var. Bence iyi bir ücret. Ya şimdi size Avrupa'da, şimdi en son takip ettiğim kadarıyla tabii ki 1 euro 18 liraydı galiba. Şimdi Avrupa sizin ne şekilde ne kulüp, yani futbolcuların ne ödediğinizi, nasıl ne kadar giderinizin olduğunu, onu zaten hepsini hesap ediyor ki size illaki her zaman için belli bir seviyede tutar onu. Size 4,5 milyon, 10 milyon euro, 20 milyon eurolar vermezler size. Siz onu bekliyorsanız siz onu tutun. Çünkü senin o futbolcunu Avrupa'da aynısını zaten yetiştiriyor. Alternatif bakarım diyor. Şimdi siz 10 milyon bekliyorsanız bir Türk futbolcusunu beklemeyin. Daha çok beklersiniz derim ben. Bakın Almanya Bundesliga'da hiçbir zaman için, yani Borussia Dortmund ve Bayern Münih tabii ki haricinde, o da A takıma tecrübeli alırlar, hiçbir zaman için yüksek miktarda futbolcu almazlar. Alırlarsa eğer Almanya içinde kalır bu para. Yani Borussia Dortmund gider Leipzig'ten 30 milyon euroya bir futbolcu alır ve Leipzig gider dünkü mevzu ise söyleyeyim, David Raum'u alır 30 milyon euro, 35 milyon euro, ama Almanya'da kalır para. Bizi zengin etmez, Türkiye'yi zengin etmez, Sırbistan'ı zengin etmez. Bu para Almanya'da kalır. Yani hep bir şekilde bir de Almanya'nın zaten özelliği bu. Futbolcu yurt dışına pazarlamak, yani Almanların en büyük pazarı İngiltere. İngiltere'ye futbolcu vermek. Hep oradan bonservisi alırlar. Evet. İngiltere. Dolayısıyla sen 4,5 milyon euroyu almışsın. Bence çok iyi bir para. İnanın bana çok iyi bir para. Ali Bey, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Siz de vatanıma selamlar. Hoşça kalın. Selamlar. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Atman'dı. Şimdi çok kısa bir ara. Aranın ardından konuklarımızla yayınımız devam edecek. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Ali Atman'dı. Ali Atman'la birlikte özellikle Almanya ve Türkiye arasında gerçekleşen transfer gelişmelerini konuştuk. Şu anda hattımızda konuğumuz Buca FK Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar. Cüneyt Hoca,
Pazartesi günü görevine başladı. Kulüpten resmi açıklama geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Hepimiz için, Burca Spor Camiası için hayırlı olsun. Hocam, İnşallah yolun sonunda evet. Şampiyonluk olsun. Hocam çok önemli bir camia. Buca Camiası özellikle çok zorlu süreçlerden geçti. Takımın şirketleşmesi vardı. Şirketleşmesinde Cihan Aktaş Sayın Başkan önemli yatırımlar yaptı. Üçüncülükten ikinci lige çıktınız. Bu sezon hedefler nedir hocam? Nasıl bir lig bizi bekliyor? Süreç nasıl gelişti? Özellikle de bir serik süreci vardı. Orada o konuyla ilgili de zaten hem siz hem de kulübün sportif direktörü Çağrı Bey, Çağrı Aslan açıklama yaptı. Her ikiniz de görevinizden ayrıldınız. Sonrasında yeni bir süreç. Söz sizde hocam. Öncelikle tekrar sözün başında söylediğim gibi Buca Spor Camiası'na hayırlı olsun. Hepimiz için hayırlı olsun. Yolun sonunda şampiyonluk olsun. Bir gelişme sonuç olarak anlatayım. Sezon başında geçen sene biliyorsunuz Adıyaman FK'da yani ligde kaldık. Benim inanın yaşadığım şampiyonluklardan çok daha kıymetliydi. Çünkü ligde kalmaya oynamak yani çok kolay bir iş değil. Allah nasip etti. Yani 4 puanla aldığımız Adıyaman FK'yı ligde bıraktık. Bu sezon başında Serik Belediyespor'la anlaştık. Proje takımı adı altında. Sportif direktör Çağrı Arslan buna ön ayak oldu. Beraber bir proje yürüteceğiz hocam. Şampiyonla oynayacağız. Hedef takım adı altında devam ettik. Sonra bazı konularda fikir ayrılıklarından dolayı ayrılmak durumunda kaldık. Daha sonra Buca Spor'la bir görüşmem oldu. Şu da yanlış anlaşılmasın, şunu net ifade ediyorum. Ben Buca Spor'la anlaşmasam dahi Serik Belediyespor'dan ayrılacaktım. Orada insanların kafasında bir soru işareti var. Yani net birinci ağızdan ben bunu ifade ediyorum. Zaten salı günü, geçen salı Serik Belediyespor'dan resmi olarak ayrıldım. Cuma günü bir istifa sinyali vermiştim. Ondan bundan sonraki süreçte Serik Belediyespor'da başarılar diliyorum. Yani futbolun içinde olan şeyler bunlar. Daha sonra Buca Spor'la iletişime geçtik. Öncelikle buraya gelmemde en büyük faktör Sayın Başkanımız Cihan Aktaş'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sonra sportif direktörümüz Nihat Yılmaz ve yönetim kuruluna tekrar teşekkürlerimi borç biliyorum. Hedefi olan bir camia. Direkt burada hedef bu sene bir üst lige, Spor Toto 1. ligine çıkmak. Kadro planlaması olarak biliyorsunuz bu liglerde sezon başına bırakın devre arası sayı takımı bir arada tutmak çok mümkün olmuyor. Yeni kadrolar kuruluyor. Evet. Ama yani Buca Spor TK olarak başkanımızın duruşu, yönetim kurulumuz ve kurumsallığımız sayesinde iskelet kadromuz korunmuş vaziyette. Genç, dinamik bir kadromuz var. Hepsi yetenekli oyunculardan kurulu. Bildiğiniz gibi 3 tane şu an nokta transfer yaptık. Bunlar Furkan Çil, Erhan Şentürk ve Lokman Gör. Bunlar zaten bilindiği üzere Türk futboluna mal olmuş oyuncular. İyi bir kadromuz var. Net birinci olarak ortada birinci lige çıkacağına inandığımız bir kadromuz var. Bu süreçte pazartesiye kadar İzmir'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha sonra 8-19 Ağustos tarihleri arasında Bolu Termal Otel'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eksik bölgelerimize muhakkak başkanımız, sportif direktörümüz, yönetim kurulumuz ve bizim teknik heyetimizin ortak istişaresi sonucunda gerekli transferler yapılacaktır. Biz öncelikle başkanımız, yönetim kurulumuz, biz teknik heyet olarak, personel olarak ve Buca Spor taraftarları olarak bu sene tek hedefimiz var. Spor Toto 1. Lig'e çıkmak. Bunun için de herkeslerine düşeni, gereken neyse yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buca Spor çok büyük bir camia. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah hep beraber Buca Spor'u önce 1. Lig'e, sonraki hedefte belli Süper Lig'e tekrar ait olduğu yere çıkarmak. Hocam az önce de ifade ettiğim gibi çok büyük bir camia Buca Camiası. Süper Lig'de de mücadele etti uzun yıllar. Sonrasında bir süreç yaşandı. Cihan Aktaş göreve geldi. Sayın Başkan'la birlikte de iyi bir çizgisi var. İkincilikte de geçtiğimiz yıl önemli bir performans ortaya koydu takım. Fakat olmadı. Transfer çalışmalarından bahsettiniz. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bu sezon hocam ikincilikte nasıl bir lig bizi bekliyor? Grubunuza baktığınızda beyaz ve kırmızı grup. 20 takımlı kırmızı gruptayız. Evet. Yani
sonuçta biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahada olacağız. Yani kazandığımız takdirde yani rakip benim için tabii ki analizlerimizi yapıyoruz. Önemli ama belirleyici olan biz olmak istiyoruz. Yani biz gerekenleri yaptığımız takdirde yani rakibin kim olduğu tabii ki bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Önemli değil ama biz neredeyiz, nasılız, kendi durumumuz önemli. Belirleyici olan biziz. Tabii ki yine ifade ediyorum, rakiplerimizin analizlerini yapacağız, önlemleri alacağız. Ona göre çalışacağız ama bizim sistemimiz, ne istediğimiz, sahada ofansif defansif anlamda ne yapacağımız bizim için daha önemli. Yoksa grubumuzda, kırmızı grupta bulunan 20 takıma da sonuna kadar maksimum saygıyı duyuyoruz. Ama kazanmak için de ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bütün rakiplerimizi de yenmek için çalışacağız. Hocam Lokman Gör geldi. Lokman da önemli bir isim. Geçtiğimiz sezon Bandırma'da playoff finali oynamıştı. Daha öncesinde yaşadığı şampiyonlukla... İlk defa playoff finali kaybetti biliyorsunuz Lokman'da. Defa... İnşallah bu sene direkt birinci olarak çıkıp ona playoff durumunu yaşatmayacağız. İlk kez kaybetti hocam dediğiniz gibi. Normalde Erzurumspor'da kazanmıştı, Altay'da kazanmıştı. İlk kez kaybetti. Hocam Lokman geldi, Erhan Şantürk, Furkan Çil geldi. Önemli bir isim, Furkan Çil önemli isim. Yine transfer çalışmalarında hocam üst ligden mi aşağı oyuncu indireceksiniz yoksa o ligin önemli isimlerini mi dahil edeceksiniz? Son durum nedir? Ve bir de bütün takımlar piyasadaki fiyatların yükselmesinden şikayetçi, oyuncu ücretlerinin yükselmesinden şikayetçi. Sizin bu konuyla ilgili yorumunuz nedir? Tabii. Yani başkanımız, Sayın Başkanımız Cihan Aktaş ve sportif direktörümüz Nihat Yılmaz ve yönetim kurulumuz transfer sürecini titizlikle yürütüyor. Evet. İfade ettiğim gibi 24 kişilik derin bir kadromuz var. Biz ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Gerekli mevkilere, gerekli şekilde en iyi takviyeleri yapacağız. Bu ligin iyi oyuncuları ve üst ligden oyuncular da var görüştüğümüz isimler arasında. Ama önemli olan yani Sayın Başkanımızın, Yönetim Kurulumuzun ve Sportif Direktörümüz Nihat Yılmaz'ın onayıyla bizim koşullarımızda, bizim şartlarımızda kimlerin bize geleceği. Yani biz dediğim gibi büyük bir camiayız, iyi bir kadromuz var. Ondan nokta transferler yapacağız. Yani fiyatlarla da ilgili piyasa yükselir, yükselmez nedenine değildir. İfade ettiğim gibi bizim koşullarımızda, bizim isteklerimize göre zaten bizimle beraber olmak isteyen olur. Yani biz tercih edeceğiz. Yani seçilen biz olmayacağız. Bizim her bölgede eksiklerimizi biliyoruz. Sayın Başkanımızla, sportif direktörümüzle dediğim gibi görüştük. Yani bu doğrultuda isimler de net. Bizim koşullarımıza uyduğu takdirde gerekli yerlere gerekli takviyeleri yapacağız. Ama bu yani dediğim gibi çok genç, dinamik, hazır bir kadromuz var. Ben bunu kesinlikle bozmak istemiyorum. Yani 5 tane, 6 tane adam alalım diye değil, 1 tane, 2 tane, 3 tane net adam alıp zaten kaynaşmış bir ekip var. Bunları da içeride birleştirip lige ilk oynayacağımız 27 Ağustos'taki Karacabey maçına hazır şekilde çıkmak istiyoruz. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cüneyt Dumlupınar, sohbetimiz devam ediyor. Hocam Karacabey'den bahsettiniz. Karacabey de geçtiğimiz yıl finalde Bodrum'a kaybetmişti. Evet. Orada da önemli bir yatırım var. Önemli bir bütçe ayırdılar. Bu sezon önemli camialar bir alt lige düştü. Kocaeli Spor gibi, Bursa Spor gibi camialar da bir alt ligde mücadele edecekler. Ben bu ligin kalitesinin de arttığını düşünüyorum bu noktada. Kesinlikle ben de katılıyorum. Bence en büyük handikap bu ligde, özellikle bu ligde yayıncı kuruluş yok. Yayıncı kuruluşun olmaması. Maalesef, evet. Video hakem uygulaması da ne yazık ki yok. Bu iki uygulamanın olmaması sizlerin elini zayıflatıyor diye düşünüyorum. Var mı hocam bu noktada bir görüşme federasyonla, yayıncı kuruluş noktasında? Yok, şu anda biliyorsunuz. Anca Spor Toto'da birinci lige daha var geldi biliyorsun. Salim'cim. Yani bizim ligle ilgili adım adım Türk futbolu gelişiyor diyelim. Süper Lig de önce başladı. Sonra yayıncı kuruluş. Sonra beIN Sports TRT işbirliği oldu bu sene de Spor Toto 1. Lig'de. Şimdi VAR geldi. Biz de yavaş yavaş herhalde alttan, tabii ki yani gönül ister ki bütün birimlerimizde, bütün liglerimizde olsun, adil bir şekilde ve yayıncı kuruluş maçlarımızı yayınlasın, bütün Türkiye'ye ulaşabilelim.
Ama şu anki koşullar bu. Yani biz bu koşullarda en iyi şekilde çıkıp ondan dediğim gibi hedef olan öncelikle Spor Toto birinci lige çıkmak istiyoruz. Hocam kariyerinize baktığımda bu arada Adana Demirspor taraftarı, Kayseri Spor taraftarı ve Fatih Karagümrük taraftarı da mesajlarını göndermiştik. Sağ olsunlar, hepsine çok çok selamlar. Selamıyorum, kusura bakmasınlar. Hocam kariyerinizde önemli başarılarınız var. Şu anda Buca'dasınız. Buca çok önemli bir camia fakat ikincilikte mücadele ediyor. Kariyer planlamanızla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Yani ben şunu söyleyeyim hocam. Karagümrük'te şampiyonluk ikincilikte. Sonrasında playoff'ta iki çalıştırdım takım Karagümrük'te. Adana Demir final oynadı. Finalde oynadı. Finalde kaybettiniz. Kayseri, 2014 Kayseri. Kayseri şampiyonluğu. Adıyaman'ı geçtiğimiz yıl mucizevi bir şekilde ligde tuttunuz. Yani Adıyaman o dönem 10-12 hoca değiştirmişti. Siz önemli bir başarı elde ettiniz. Şu anda Buca'dasınız. Planlama nelerdir? Daha öncesinde Yücel Hoca ve Hikmet Hoca ile de çalıştınız. Tolunay Kafkas'la çalıştınız. Türkiye Kupası'nı kazandık Kayseri Spor'dan. Nedir hocam yani? Kariyer planlamamda yani tabii ki bizim de çok kolay değil Türkiye'de teknik adamların işi. Yani şuna da değinmeden geçmeyeyim. Yeni bu bütün teknik adamlarımızın bir ortak haykırışı gibi onu da dile getireyim. Bu tekrar bu antrenörlük ücretleri güncellendi. Bir pro lisans evet. Ücreti 200 milyar oldu. Diğerleri biliyorsunuz fahiş fiyatlar. Yani açık ya antrenörlük yapmayın diyorlar Türkiye'deki meslektaşlarıma veya olan antrenörlük yapsın diyorlar. Parası olsun diyorlar. Yani çok yetenekli arkadaşlarımız da var. Yani bunun da bir tekrar gündeme getirilmesi gerektiğine inanıyorum. O bağlamda. Kendi kariyer planlamamla alakalı zaten kısa da olsa CV'mi dile getirdin Salim'cim. Yani Buca Spor'a ben çok inanarak geldim. Yani Diyan Başkanımızın vizyonu, sportif direktörümüz Nihat Yılmaz'ın aynı şekilde camianın büyüklüğüyle benim planlarım örtüşüyor. Direkt dediğim gibi bu sene playoff yaşamadan Buca Spor'u Spor Toto 1. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Sadece benim değil, inanın buna bütün yine söylüyorum başkanımız, yönetim kurulu, sportif direktörümüz, personelimiz ve taraftarımızın ortak heyecanı bu ve isteği. Yani net bir şekilde. Daha sonra bu sene Allah nasip ederse Spor Toto 1. Lig'e çıkarsak ondan sonra da tek amacımız seneye bu takımı Süper Lig'e çıkarmak olacaktır. Yani ben kısa vade olarak buraya gelmedim. Burada hayallerim var. Herkesin hayalleri var. Diyan Başkanımızın da sadece sportif başarı olarak değil, genç dinamik takımın yani Türkiye'ye isim olacak. Önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz. Oyuncular var. Bunları Türk futbol pazarına çıkarmak da en büyük hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah Buca Spor camiası altında bu hedefler doğrultusunda en yukarıya doğru tırmanacağız. Hocam çok kısa aramız var. Hatta beklerseniz mutlu olurum. Sonrasında gelen sorularla devam edelim. Tabii olur, memnuniyetle. Teşekkürler hocam. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Cüneyt Dumlupınar. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Tekrar hoş bulduk. Pardon hocam. Hocam hemen soruları kontrol ediyorum. Birçok soru var. Özellikle Buca Spor taraftarından teşekkür ederim. Siz yayına bağlanmadan önce de mesajlarını göndermişlerdi. Hocam Buca Spor 433 selamlarını göndermiş. İyi yayınlar dilemiş. Sizden de çok selamlar. Hemen hocam kontrol ediyorum. Mahsun Başluğu yazmış. Cüneyt hocama selamlar. Başarılar diliyorum. Adana Demirspor'da sportif direktörken İstanbul'da Karagümrük maç öncesi ziyaret etmiştik. Bizi çok güzel ağırlamıştı. İnşallah başarılı olur demiş. Ne dersiniz ya Adana Demirspor sizin için ayrı bir yerde? Tabii ki canım Adana Demirspor. Yani çalıştığım bütün kulüplerde özellikle yani 2014'te Kayserispor'da şampiyonluk yaşadım. Türkiye'de en genç şampiyonluk yaşayan teknik adam olarak Kayserispor Süper Lig'e çıkardık. Yani Kayserispor camiası da benim için çok önemli. Daha sonra
Adana Demir Spor zaten Sayın Başkanı Murat Sancak cumartesi de beraberdik kendisiyle. Görüşme fırsatımız oldu. Hem Adana Demir Spor camiasının hem de Sayın Murat Sancak Başkanı'nın bende yeri çok ayrıdır. Her zaman ömür boyu en iyi şekilde, en iyi hatıralarla anacağım. Ondan sonra Karagümrük'te zaten yaşadıklarımız belli. Sayın Süleyman Urmay'la beraber hem Kayseri Spor'da hem Karagümrük'te şampiyonluk yaşadık. Hepsinin ayrı ayrı bende özel yerleri var. İnşallah zaten memleketim İzmir. Buca Spor'da da şampiyonluk yaşamak, bu kulübü üstlüklere taşımak en büyük hedeflerimden bir tanesi. Burada da inşallah yani çok güzel anılarla yolumuza devam. Hocam birçok önemli oyuncuyla da çalıştınız. Hem Adana Demirspor'da hem Kayseri Spor'da hem Karagümrük'te. Okay Okuşlu'yu sormak istiyorum hocam. Okay Okuşlu. Evet. Özellikle de Kayseri Spor'da şampiyon olduğunuz dönemde önemli bir katkı sağlamıştı. Evet. Oyuncuyla görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Geçen hatta İspanya'dan geldiğinde Çeşme'de görüştük. Annesi babasıyla da kayınpederiyle de. O zaman söylemişlerdi bana West Bromwich'le anlaşacağını. Türkiye'den birçok teklif olmasına rağmen. İngiltere'de de çok iyi işler yapacağına inanıyorum Okay'ın. Çok değer veriyorum 6 numara pozisyonda. Yani Türkiye'deki ve yani Avrupa'daki sayılı oyunculardan bir tanesi. Hem size olarak hem oyun tekniği olarak hem oyun görüşü olarak. Onun yolu açık olsun. Her zaman Okay en iyi yerleri hak ediyor. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Başarılar diliyorum hocam. İzmir'e selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Son hazırlık maçlarıyla ile alakalı taraftarlarımızın bir beklentisi var. Ne zaman yapacağımızla ilgili. Bu cuma günü 5'inde bir hazırlık maçı planlıyoruz. Daha sonra kamp yapacağımız 8-19 Ağustos tarihlerinde Bolu Termal Otel'de 11'inde 11.08'de 11 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda Kırklareli ile oynayacağız. 15 Ağustos'ta diğer grupta olan, beyaz grupta olan Arnavutköy ile oynayacağız. 18'inde de yine diğer grupta şampiyonluk adaylarından olan Erok Spor'la oynayacağız. Esenler Erok Spor'la. Bu şekilde de hazırlık maçı takvimimizi bildirmiş olayım. Taraftarlarımıza bekliyorlardı çünkü. Daha bugün biraz önce netleşti. Onun dışında memleketim olan İzmir'e ve Buca Spor ailesine çok çok selamlarımı iletiyorum. Hep beraber inşallah şampiyonluğu yaşayacağız ve bu takımı üst lige çıkartacağız. Hocam başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cüneyt Dumlupınar'dı. Kendisi Buca Spor'da göreve başladı. Başarılar diliyorum. Birazdan hattımızda konuğumuz bugün salı günleri olay.com editörü Murat Demiryaz bizlerle birlikte oluyor. Murat Demiryaz'la birlikte gündemi günün maçlarını değerlendireceğiz. Sonrasında ise Murat Demiryaz kuponunu paylaşacak bağlantı sonunda. Bilindiği üzere UEFA Avrupa Ligi elemeleri, UEFA Konferans Ligi elemeleri devam ediyor. Temsilcilerimiz Avrupa'da eleme maçlarına çıkacaklar. Bu hafta da Başakşehir, Konyaspor ve Fenerbahçe'nin Avrupa eleme maçları var. Avrupa kupalarında eleme maçları var. Bunun da altını çizmekte fayda var. Murat abi hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk sevgili Salim Manav. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim Murat abi. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Murat abi bugün öne çıkan maçlar var. Bunları konuşacağız. Sen de bağlantı sonunda kuponunu paylaşacaksın. Söz sende. Teşekkür ediyorum sevgili Salim Manav. Bir yandan tabii artık hafta sonunda hafta sonu iple çekmeye başladık artık. Bir an önce Süper Lig başlasın. Tabii daha erken başlıyor normalden. Bu Dünya Kupası'nın sonbaharda oynanacak olmasından dolayı. Ama bir yandan da hafta içerisinde artık Avrupa Kupalarında 3. ön eleme turu maçları başlıyor. Bugün de Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları var. 5 maç var. Ben bunlardan 4 tanesini ele alacağım bugün. Tabii ki. 4 maçla. İlk maçımda Ludogorets Dinamo Zagreb mücadelesi. Bulgaristan ekibi Ludogorets bu sezon 1. ön eleme turundan başladı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk turda Sutjeska Niksic takımını 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek 2 maçta da eledi. Ardından 2. turda İrlanda ekibi Shamrock Rovers'la eşleşti. Evinde 3-0 kazandı. Deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen tur atladılar. Ligde de
ilk 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlik elde ettiler. Tabii Bulgaristan'ın en güçlü ekibi şu anda Ludogorets. Yıllardır da ligi domine ediyor diyebiliriz. Dinamo Zagreb'de ikinci önemli turundan başladı. Şukupi ekibini eledi ama biraz zorlandı. İlk maçta evinde 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda 1-0 kazanıp tur atladılar. Hırvatistan Süper Kupası'nı kazandıktan sonra da ligde iyi bir başlangıç yaptılar. 3 maçı da kazandı. Dinamo Zagreb açıkçası zor bir eşleşme. Yani Dinamo Zagreb daha favori. Muhtemelen Dinamo Zagreb de evine iyi bir skorla dönmek isteyecektir ama Ludogorets'in de evinde kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. O yüzden denk bir mücadele olacak. Ben çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası burada. İki golü geçmeyecektir bugünkü maç. Ben 2.5-6 tercihinde bulunacağım. 1.43'lük oranıyla. Taraf bahsinde de biraz daha Ludogorets yenilmez tarafındayım. Çifte şans 1-0 1-26'lık bir oranı var ama yani dileyen bunu tercih edebilir ya da dileyen Ludogorets galibiyeti ve beraberlik düşünebilir ama ben 2.5-6'nın bu maç için çok daha uygun bir tercih olacağı düşüncesindeyim 1.43'lük oranıyla. Bugünün önemli maçlarından bir tanesi Monaco PSV Eindhoven mücadelesi. Fransız ekibi Monaco'nun bu sezonki ilk resmi maçı diyebiliriz. Geçen sezon Fransa Ligi'nin 3. sırada tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde kaldı. Grubunda lider bitirdi ama son 16 turunu geçemedi. Monaco bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Aynı şekilde PSV Eindhoven da geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda elendi. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında yer aldı. Hatta Monaco ile aynı grupta yer aldılar geçen sezon. Üçüncü oldu. Monaco'nun lider bitirdiği grubu 3. sırada tamamladı. Konferans Ligi'ne gitti. Ve çeyrek finalde elendiler Konferans Ligi'nde de. İki takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki karşılaşmalarında Fransa'daki maç 0-0 beraber bitmişti Monaco PSV. Hollanda'daki maçı da PSV Eindhoven Monaco maçında 2-1 deplasman ekibi Monaco kazanmıştı. PSV Eindhoven hafta sonunda Süper Kupa maçında Ajax'ı 5-3 gibi farklı gollü bir maçla mağlup etti. Süper Kupa'yı kazandı. Geçen sonunda ligi ikinci sırada tamamlamıştı. Açıkçası maçı görünce hemen aklımıza gollü bir maç olacağı gelebiliyor. PSV Eindhoven'dan dolayı bence de 2.5 üstünü geçecektir. 2.5 üstünün oranı giderek düşüyor. Bugün sabah saatlerinde 1.49'du ama şu anda 1.42'lik bir oran. 2.5 üstünün oranı ve PSV Eindhoven'ın favori Monaco olsa da bu deplasmandan biraz daha avantajlı döneceği düşüncesindeyim. Bir sürpriz yapabilir ama bence 2.5 üstü bu maç için ideal tercih olacak. Union Saint-Gilloise Rangers mücadelesi. Belçika ekibi Union Saint-Gilloise geçen sezonun Belçika'daki sürpriz ekiplerinden bir tanesiydi. Normal sezonu ilk sırada tamamladıktan sonra da şampiyonluk grubunda ikinci oldular. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi önelemesinde üçüncü öneleme turundan başlıyorlar. Ligde ilk iki maçta da bir galibiyet bir beraberlikle başladılar bu sezon ve 4 puan topladı. Rangers hafta sonunda ligdeki ilk maçını kazandı 2-1. Lige iyi başladı diyebiliriz. Geçen son ikinci olurken Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda elendiler. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı ve sonra da finale kadar yürüdü. Geçen sezonun sürpriz ekiplerinden bir tanesiydi Rangers. Etkili ekiplerinden bir tanesiydi ve finalde Eintracht Frankfurt'a penaltılarla geçildi 1-1 biten maçta. Dolayısıyla Rangers bu sezon artık Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyecek ama Union Saint-Gilloise'ın da kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Açıkçası bu karşılaşmanın karşılıklı gol var tercihi çok mantıklı gözüküyor. Rangers'ın deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum. Saint-Gilloise'ın da kendi sahasında gol atacağı düşüncesiyle 1.57'lik oranında karşılıklı gol var tercihinde bulunuyorum. Son maçımız Benfica Midtjylland mücadelesi. Portekiz ekibi Benfica tabi Portekiz ligi henüz başlamadı. Benfica'nın da ilk resmi maçı olacak bu. Geçen son ligde 3. olurken Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmişti. 3. turdan başlamıştı. 3. öleleme turundan gruplara kalmış.
grubunu ikinci sırada bitirmişti Barcelona'yı geçerek. Ardından Ajax'ı elemiş, çeyrek finalde de Liverpool'u elenmişti. Çeyrek finale kadar gitmişti Benfica. Zaten genelde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda gördüğümüz bir ekip. Benfica, Midtjylland zayıf bir rakip Benfica'ya göre. Danimarka ekibi bu sezon ikinci turda AEK Larnaka'yı, Kıbrıs Rum kesimi ekibi iki maçta bir bir beraber bitti penaltılarla. Elemişti. Ligde de Danimarka Ligi başladı. İlk 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle 4 puan topladı. Açıkçası Benfica'nın ciddi şekilde favori oldu ve hatta bence handikapta da kazanabilecek, farklı kazanabilecek düzeyde olduğu bir maç. Bence bir handikaplı bir tercihi 1.53'lük oranıyla tercih edilebilir. Dileyen 2.5 üstünde tercih edebilir. Oranı giderek düşüyor. 2.5 üstünde handikaplı birinde 1.41'den 1.37'ye düştü 2.5 üstü. Handikaplı bir de 1.59'dan 1.53'e düştü. Bence bir handikap bu maç için uygun seçenek diye düşünüyorum. Dolayısıyla kuponumuzu oluşturursak bugünün kuponu Ludogorets Dinamo Zagreb 2.5 altı, Monaco PSV Eindhoven 2.5 üstü, Union Saint-Gilloise Rangers mücadelesine karşı bu gol var. Ve Benfica Midtjylland maçı da handikaplı Benfica galibiyeti şeklinde bir kupon oluşturabiliriz sevgili Salim Ana bugün için. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Murat abi görüşmek üzere, hoşça kal, kendine iyi bak. Cuma günü tekrardan birlikte olacağız. Bunu da belirtelim. Teşekkür ederim sevgili Salim Ana. Size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Olay.com editörü Murat Demir Yastı. Murat Demir Yastı'la birlikte günün maçlarını konuştuk. Kendisi kuponunu paylaştı. Murat Demir Yastı'nın kuponuna da kuponunu da değerlendirebilirsiniz Olay.com üzerinde. Sizlerden gelen sorular var. Derfin Yunus daha ne yazmış? Hemen soruyu kontrol ediyorum. Şurlot Fenerbahçe yolunda deniliyor. Deniyor. Gerçeği nedir acaba? Gelirse bence çok iş yapar, lakin Fenerbahçe'de inanılmaz şeyler oluyor. Çok fazla yabancı oyuncu var demiş. Şorlot'un ben Fenerbahçe'de dahil Türkiye'de tüm takımlarda oynayabileceğini düşünüyorum. Bu transferi biraz zor görüyorum. Sebebi de sosyal medyaya da yansıdı. Bir Fenerbahçeli taraftar Şorlot'u Sarı Lacivertli kulübe davet ediyor. Charlotte da size iyi şanslar diliyorum. Şu anda Leipzig'de mutluyum demiş. Hemen kontrol ediyorum soruları. Barış Bey yazmış Hollanda'dan. Cüneyt Hoca yeni nesil antrenörler de ilklerden ve çok da başarılı oldu. Süper Lig'de çalışmalıydı demiş. Zaten hocaya ilettik bunu. Cevdet Ünüvar gazeteci, yazar, Radyo Spor'u dinliyor, selamlarını göndermiş. Teşekkür ediyorum. Hemen kontrol ediyorum soruları. Hüseyin Sarı yazmış. İyi yayınlar abi. Giresun Spor'da Zeki Yavru'nun ayrılışına üzüldüm. Geçtiğimiz sezon istikrarlıydı ve savaşıyordu demiş. İlk kez Ajans Spor'da duyurmuştuk. Zeki Yavru Samsun Spor'a gidiyor. Giresun Spor'dan ayrıldı. Dün de Giresun Spor'la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Zeki Yavru'yla ilgili ben de aynı fikirdeyim. Geçtiğimiz sezon Giresun Spor'da istikrarlı bir performans ortaya koydu. Performansıyla göz doldurdu. Benim de hoşuma giden bir performans sergiledi. Mustafa Bey yazmış. Evander'de son durum nedir? Bugün Evander'le ilgili birkaç bilgi elde etmeye çalışacağım. Danimarka hattıyla görüşeceğim. Evander masadaki isimlerden birisi. Daha önce de vurgulamıştım. Galatasaray Evander'le 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulübü Midtjylland'la görüşmelere devam ediliyor. Danimarka ekibi 10 milyon eurodan kapıyı açtı. Sonrasında 8 milyon euroya indi.
Galatasaray'ın son teklifi ise 6,5 milyon euro. Benim öngörüm bu transferin 7-7,5 bandında bir ücrete biteceği yönünde. Bugün Berkay Özcan isminin de masada olduğu ifade edildi. Zaten daha önce konuşmuştuk. Berkay Özcan, Okan Hoca'nın Medipol Başakşehir'den öğrencisi. Berkay Özcan'ı transfer ederken Medipol Başakşehir 3 milyon euro bir bonservis bedeli ödemişti. Hemen kontrol edelim, yanlış bilgi olmasın. Almanya'dan gelmişti. Hemen kontrol ediyorum. Düzeltiyorum. Hamburg'dan 2,5 milyon euroya gelmişti. Bu noktada Galatasaray'ın teklifi para artı takas. Fakat Başakşehir cephesi direkt net bir şekilde bonservis istiyor oyuncudan. Yunus Bey yazmış. Arda ile ilgili Ali Atman yorum yapmıştı. 50 milyon euro eder tarzında bir yorum yapmış Arda ile ilgili. Ben de Arda'nın çok yüksek bir bonservis bedelini yakalayacağını düşünüyorum. Rekora imza atabilir. Soruları kontrol ediyorum. Evander'de bugün ya da yarın bir gelişme bekliyorum. Özkan Bey, kusura bakmayın, sorunuzu kaçırdım. Buca Spor'la ilgili bir soru yöneltmişsiniz. Cüneyt Hoca'ya özelde sorup size cevap yazacağım. Hemen soruları kontrol ediyorum. Utku Bey yazmış. İyi yayınlar. Göztepe'nin transferleri ve bu seneki geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Ayrıca gündemdeki transferlerle ilgili bilgin var mı demiş. Dün Emre Çolak geldi. 1+1 yıllık anlaşma sağlandı. İlk kez Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da ifade etmiştik. Emre'nin Eyüp Spor'a ve Tuzla Spor'a transfer olmadı. Göztepe'ye gitti. Göztepe ile ilgili son, yani önümüzdeki bir hafta içinde transferde hareketli saatler yaşanır. Turgay Hoca ile konuştum. Turgay Hoca da gelecek hafta yayınımızda olacak. Turgay Hoca ile birlikte de Göztepe'yi konuşacağız. Göztepe'den bu sezon için diğer takımları düşündüğümüzde, Göztepe dışındaki takımları düşündüğümüzde Eyüp Spor, Pendik Spor, Samsun Spor, Bolu Spor ciddi yatırım yaptılar ve iyi kadro kurdular. Biraz geç kaldıklarını düşünüyorum transfer noktasında ama Göztepe'nin ismi bu ligde en az playoff oynar. Hemen kontrol edelim. Celalettin Hazım Akın yazmış. Balotelli gidiyor mu? Her gün haber çıkıyor. Kalmasından yanayım. Adana'ya selamlar demiş. Dün Balotelli ile ilgili Palermo haberi gündeme gelmişti. Bayağı bir inceledim o haberi. Okudum. Dış basından derlenmişti. Sonrasında dikkatimi çeken nokta şuydu. Balotelli Palermo haberi 2 ay önce de yapılmış. Bugün yine aynı yeni gibi yapılıyor. Ne yazık ki dış basından derlenen haberlerde bu tarz problemler olabiliyor. Bazı zamanlarda ise dış haber deniliyor. Fakat dış haber değil. Türkiye'den Salim Manav yazıyor haberi. Dış basında onu bir site görüyor. Salim Manav kaynak verilmiyor. Direkt dış basın olarak lanse ediliyor ama haberin kaynağı Salim, Ahmet, Mehmet. Böyle durumlarda yaşanabiliyor. Bir birlik bilgi kirliliği olduğunu düşünüyorum. Dış haber noktasında, özellikle de spor basınında. Halil Demir yazmış. Selam, iyi yayınlar. Beşiktaş Utku'yu ve üstüne biraz para verse Fenerbahçe pelkası verir mi demiş. Bugün ben Mert Günok haberi okumuştum Fotomaç'ta. Mert Günok Fenerbahçe'ye geri dönüyor şeklinde. Fakat ben hala aynı noktadayım. Gökhan Akkan'ın birinci tercih olduğunu düşünüyorum. Özgür Bey yazmış. Merhaba Salim'im. Tuzla maçlarını nerede oynayacak? Bana gelen son bilgi, zaten diğer haftada federasyon paylaşımı yapar. Sancaktepe FK'nın sahasında. Son birkaç soruyla bitireceğim. Kontrol ediyorum. Yunus Bey yazmış. Salim Bey, bence Sherlock Fenerbahçe'de iş yapmaz. Dar alanda top çeviren golcü lazım demiş. Yani benim kaynaklarım hala Mehdi Tarami diyor. Mehdi Tarami biliyorsunuz Porto'da oynuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 20 milyon bandında bir bonservis bedeli konuşuluyor ama ben 20 milyon eurodan ziyade
bu işin 12 ile 15 arasında bir ücrete biteceğini düşünüyorum. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Bugün yayınımız 1 saatti. Sorularınızı kaçırırsam kusura bakmayın. Geç düşen sorulara cevap veremiyorum. Yayından çıktıktan sonra sorular önüme düşmüş oluyor. Lütfen kusura bakmayın bundan dolayı. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. 13-14 arasında bugün salı. Salı günleri Engin Çetin ve Ali Erim Engin Görüş programında sizlerle birlikte oluyorlar. Yarın saat 12'de görüşürüz. Hoşça kalın. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.